Sevgili dostlar, sizlerle bugün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın asr-ı saadetinde gerçekleşen bir hadiseyi anlatmak istiyorum. Hepimiz muhakkak okuduk, hepimiz muhakkak duyduk birilerinden. Şu zamanda şefkate, merhamete ne kadar çok ihtiyacımızın olduğunu anlatan bir hadise. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir Yahudi komşusu vardı diyor. Bu komşu Allah Resulü'nü sevmezdi. Fakat onun küçük bir çocuğu vardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı çoğu zaman gördüğünde selamlaşır. Efendimiz'e karşı çok büyük sevgisi, muhabbeti oluşmuştu. Efendimiz'i zaman zaman ziyaret eder. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la karşılaştıklarında o çocukla Efendimiz hem şefkati bir yönünü hem de şakalaşarak o çocuğa olan sevgisini isar ediyordu Allah Resulü. Günlerden bir gün çocuğun birkaç gün içerisinde Efendimiz'i ziyaret etme işi, görme işi Efendimiz'i meraklandırdı. Sonra Efendimiz çocuğu sordu. Dediler ki ya Resulallah, sizin komşunuzun o küçük çocuğu rahatsızdır, hastadır. Efendimiz hemen kalktı, o Yahudi komşusunun kapısını çaldı. Yahudi komşusu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın geldiğini görünce gözleri doldu, kapıyı açtı. Efendimiz o küçük komşusunu sordu. Nerelerdedir o küçük dedi. O Yahudi komşusu gözyaşlarıyla evladının yattığı odayı gösterdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vardı. Çocuk son nefeslerini vermek üzereydi. Efendimiz mübarek elini uzattı. O küçücük çocuğun şefkatle elinden tuttu. Ona La ilahe illallah Muhammedur Resulullah söyle dedi. Çocuk babasının gözlerine baktı. Babası Muhammed'in söylediğini tekrar et yavrum dedi. Ve çocuk şehadet getirdi, ruhunu teslim eyledi. Şimdi sevgili dostlar, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefkati, merhameti aslında bütün insanlığı, bütün kainatı kaplamış bir durumda. Rahmetellil alemin. Alemlere rahmet vesilesi olarak gönderildik deniyor Efendimiz için baktığımızda. Yani şu kısacık hayat içerisinde bizler ne kadar tahammülsüzüz. Komşularımızın arabasından dolayı birbirini öldüren, döven. Çocuğunun sesi gürültüsü çıktı diye birbirini, efendime söyleyeyim, karakola şikayet eden. Eşinin sesinden, komşusunun işte efendim hastalığından rahatsız olan insanlar. Evet, bir asırdayız. Nasıl bir asırdayız? Merhametsizlik asırındayız. En çok merhamete muhtaç olduğumuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını öğrenmek, ibret almak ve onun ahlakıyla ahlaklanmak zamandır diye düşünüyorum. Sağlıcakla kalın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan ve ahlakından ayrılmayın.